Merhaba, Gerçeğe Yolculuğun yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videoda 4 elementi inceleyeceğiz. 4 elementi ilk fark eden ve kavramlaştıran filozof Empedokles'ti. Bu 4 elementi hava, su, ateş ve toprak olarak ortaya koymuştu. Bunların 4 element olduğunu ortaya koymuştu. Şimdi bunların nerede durduklarını anlamaya çalışalım. Metafizik bilgi ortaya çıktıktan sonra metafizik bilgi kendisini doğada gösteriyor ve doğada ilk olarak mekanik olarak kendini gösteriyor. Yani kozmik cisimlerin bir kütle çekimleriyle, hareketleriyle, çarpmalarıyla, düşmelerini inceleyen alan mekanik alanı. Bu kozmik cisimlerin karakter kazandıkları alan ise fizik alanı. Yani bu kozmik cisimlerin artık karakterlerini incelemeye fizik alanında başlıyoruz. Ve bu kozmik cisimler kendini bize yıldız, kuyruklu yıldız, uydu ya da gezegen olarak gösteriyordu. Bu cisimlerin hepsinin karakterlerini bulduğu yer gezegendir. Ve dört element de gezegenin kendi karakterinin ortaya çıkmasıyla karşımıza çıkıyor. Evrenin ilk anında bir ışıma var, ışık var ve bu ışık kendisini gezegende de bir karakter olarak devam ettiriyor. Biliyorsunuz felsefede nesneler birbirleriyle, kavramlar birbirleriyle ilişkilidir ve bu kavramlar kendi karakterini daha üst kavramlarda ya da daha alt kavramlarda gösterir. Işık da bu şekilde kendini gezegende donuk, durmuş bir ışık olarak var ediyor. Bu anın adı havadır. Hava elementi ışığın gezegende karakterize olmuş halidir. Hava artık yavaşlamış ve pasifleşmiş ışıktır. Ancak ışıkta olduğu gibi hava da dolaylıdır. En basit halidir. Elementlerin en basit halidir. Kendisini göstermesi için karşıtlıklara ayrılır. İki karşıt uç olarak kendini gösterecektir hava bir gezegende. Bunlar da ateş ve sudur. Dediğimiz gibi kozmik cisimlerin karakterize olmuş halleri gezegende de kendini göstermeye devam ediyor. Bu anlamda daha önceki momentte karşımıza kuyruklu yıldız ve uydu olarak çıkmış, ay olarak çıkmış olan momentler gezegenin içinde de kendini elementlerde gösteriyor. Kuyruklu yıldız kendini ateş olarak gezegende gösterir. Aylar ise kendini su olarak, yine pasif, durgun bir element olarak su olarak gösterir. Ama nasıl yıldızın, kuyruklu yıldızın ve uydunun gerçekliği gezegense, bir gezegen içindeki elementlerin gerçekliği de topraktır. Hava, su ve ateşin en gerçek halleri, en anlamlı halleri topraktır. En doğurgan halleri topraktır. Gezegenin oluşması ve aynı anlamda doğanın fiiliyata geçmesinden önce biz bu elementleri sadece soyut halleriyle tanıyorduk. Yani havayı oksijen ve nitrojen olarak, suyu oksijen ve hidrojen olarak, ateşi bir süreç olarak, yani değişim sürecinin kendisi olarak tanıyorduk. Topraksa ilk karşımıza çıkan gerçek ışıldayan şeydi. Yani ışığı yansıtan, ışıldayan nesne gezegende kendini toprak olarak ifade ediyor. Elementleri ilk fark eden filozof Empedokles idi. Empedokles'in buluşundan sonra günümüzde modern dünyada elementler pozitif bilimlerde çok fazla vurgulanmıyorlar. Fizikten kimyaya geçiş anında çok açıklayıcı olan bu elementlerin kullanılmaması yine pozitivist bilimin bu momentleri birbirine bağlamada ya da bilimleri birbirine bağlamadaki eksikliğinden kaynaklanıyor. Ama felsefe dört elementin açıklayıcılığını vurgulamak zorundadır. Bu yüzden bu aşamadan sonra fizikte artık bu dört elementin teker teker karakterlerini işleyeceğimiz videolar çekeceğiz. Öncelikle havayı, sonra ateş ve suyu, en sonunda da toprağı, ki yaratıcı olan topraktır, toprağı inceleyen videolar çekeceğiz. O videolarda buluşana kadar lütfen bu dört elementin doğada nerede durduğunu anlamak için ansiklopediyi inceleyin. Altta linki var, ansiklopediyi inceleyebilirsiniz. Yine kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bundan sonra yükleyeceğim her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.